3 yıl önce aşıladığım ceviz ağacının tutmuş halini görüyorsunuz arkadaşlar. Evet, sevgili YouTube severlerim. Bir tane ceviz ağacımızı daha önce aşılamıştık. Sen kes kes. Sen şey yapma. Aşılamıştık şuradan. Şuradan aşılamışız. Aşıladığımız tutmamış. Şimdi farklı bir uygulama yapacağız. Bunun altından kessem, şu anda Temmuz ayındayız. Temmuz'un biri belki tutmayabilecek tekrardan. Garantiye almak için şu yukarıdan kesiyorum. Ama şu gördüğünüz yere farklı bir uygulama daha yapacağız. Gövdesini arkadaşlar. İlk defa yapacağım bir uygulamayı göreceksiniz. İnşallah tutarsa da arkadaşımız bize haber edince ona göre sonucu yapacağız. Evet, ağacı keserken kabuğunun kesinlikle soymasını engelliyoruz. Soymadan yapıyoruz. Yeni asistanım da Şamil. Gayet iyi bir aşıcı. Kendisi iyi öğrendi. Onunla birlikte aşılayacağız. Burayı ben şimdilik bir durduruyorum. Şuradaki açılışı göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu yere yapacağım aşı önemli. Bu yerde kabuk altı aşısı yapacağız. Şimdi burayı düzgün bir şekilde kestik. Neyse, burayı en sona düzeltiriz. Önemli olan şurası. Şurayı görmeniz. Bunun altından kesmek istemedim. Daha sonraki aşamalarda eğer tutmazsa kesmek amaçlı yaptım. Ama buradan da tabii tuttuğu zaman aşının şuradaki yarasını çok ilerleyen zamanlarda kapatacağından dolayı kötü bir çirkin görüntüsü var. Eğer ben buraya bir kalem daha takarsam ve şuraya da takacağım kalemle birlikte oluşursa bu ceviz ağacı çok daha mükemmel bir sonuç getirecek. O yüzden dolayı burayı kabuk altı aşı yönteminin dışarıdan ağrı uygulamasını göstereceğim arkadaşlar. O yüzden dolayı ilk önce kalemin bir kere sert olması gerekiyor. İçerisine takacağım için rahat bir şekilde girmesini sağlamam lazım. Ve önden sokmak için şöyle bir kuru bir dalınla hafiften bir açış yapacağım aşağıya doğru. Onu da kestim, hazırladım bu yerde. Şimdi açılışımı yapıyorum. Elimi gösterirsen Şamil. Bu yere rahat bir girmesi için şurayı düzgün bir şekilde alıyorum. Açtığım aşı kalemin düzgün olup olmamasını şöyle göz istikametine tutarak baktığımda bir eğrilik görmüyorsam bu aşı kalemi düzgün açılmıştır. Evet, ben düz görüyorum bunu şu anda. Bundan sonra arkadaşlar şu tarafına basarak şu eğriliği kaldırmam gerekiyor. İnceltmem gerekiyor. O yüzden dolayı şurayı bıçakla ileri geri sürttürerek aşağı doğru indiriyoruz. Ve şuradan tersinden belli bir mesafeden bıçağı çekerek, bakın kendisini attı. Tekrardan yine attı. Atmayınca arka tarafından tekrardan, ta ki burayı düz hale getirene kadar arkadaşlar. Evet. Kalemin biraz da kalın olması gerekiyor. Çünkü buraya aşağı doğru bastıracağımızdan dolayı içeriye girdiğinde kırılmalar falan yaşamaması açısından. Tekrardan düz bakıyorum. Evet, çok hafiften bir görüyorum. Eğrilik gördüğüm çağ tamamen kaleme yatırıyorum. Bakın, bıçağın ucundaki fazlalıkları almış, eğri olan yerleri. Terse doğru da yapıyorum. Her iki yüzeye de tamam tempiş olacak. Kalemizin son bir aşaması var ama ondan önce buradaki aşamayı yapmam lazım. Bakın şuradaki şu aldığımız şu düzgün yeri, takılacak olan yeri şurada, şuraya göstereceğim. Şurada yerleşmesi gerekecek. O yüzden dolayı bu yerde bir düzgün bir açışla alıyorum takılacağı yeri. Burada kalyus tabakası oluşturmuş. Şöyle düz bir şekilde inelim. Evet. Şuraya yakından bir göster Şami. Bakın arkadaşlar, odun, kabuk. Sokacağım yer benim. Şu anda odunu şu ara yere sokacağım. Şurayı ama düzeltmem lazım. Hala bir eğrilik var şurada. Şöyle gene. Evet.
Bakın şu anda düzelttim ben burayı. Ağacı itmeden yapılan bir uygulama. Eğri olan yer yapabileceğiniz bir uygulama cinsi olmuş olacak bu arkadaşlar. Evet, tokmağımız ve kuru olanı getirip şurada kabuğunun tam birleştiği yerin altındaki yere getirip, hatta elimle yapalım, tokmağı dokuz. Evet, açılışı. Şurayı bir alalım. Evet, aşağı doğru açılışını sağladım. Çok fazlasını açmıyorum. Geri çekiyorum bunu. Bundan ötesini cevizin kendisini açarak gideceğiz arkadaşlar. Bunun için şimdi bakın şu açtığım yerin odunsu yeri lazım bana. Şu yeri hafiften kaldırıyorum. Çünkü buradaki tutması gereken yerle oradaki tutacak yer olan yerde sağlamış olacak. Bakın şurada da bir kesiş yapıyorum. Şu şekliyle. Şuradaki kenardaki ölü kabuk tabakasını kaldırıyorum. Evet, şurada bir gözümüz daha var. Şu gözü de imha etmeyeceğim. Onu da kullanacağım yine. Evet, şuradan taktığım için şu yerden şimdi aşı kalemimizi oturtturacağız. Elimizde, burada göremeyeceksiniz. Elimizde ben tutup şuradan tokmakla yavaş yavaş çakacağım. Bakın. Gösteriyor değil mi şu an? Yavaş yavaş giriyor. Bakın buraya tamamen oturacak. Evet. Gördüğünüz gibi şu anda oturtturduk. Şurada hiçbir şekilde şuraya yakından gösterebiliyor musun? Bakın şurada sadece hafiften bir açıldı. Bütün yerlerini temas etti. Bir tomurcuğu dahi tuttum. İkinci tomurcuk burada olmak üzere. Üçüncü tomurcuk da burada. Camil, bunu tutunca bana çekimini de atarsın öyle mi? Bunu da görmüş olsun. Bu aşı yöntemi yok. Şu anda ilk defa yaptığım bir aşı yöntemi. Bakın hiçbir yerini kesmedik. Direkt ben mevcut gövdeye oturtturmuş olduk arkadaşlar. Diğeri de kabuk altı aşısı. Onu merak ediyorsanız onu da hemen yapalım. Burayı testereyle kestiğimiz için bu yeri hemen gene yontuyoruz. Tekrardan düz bir şekilde bıçağımızı eğik tutmuyoruz. Yüzeye düz tutuyoruz. Eğik tutarsak tutması aşağı doğru kayıyor. Şimdi burada bir tane olduğu için iki tane aşı kalem atacağım. Şöyle masasını atacağım. Burada aşı kalemini de hazır etmiştim. Hemen gene açalım onları. En son tomurcuk şudur. Şu sağlam tomurcuk bu olduğu için. Şurada öyle bir tomurcuğu var. Pardon, yine varmış sağlam. Tomurcuk olduğu için avucumun içerisine alıyorum. Tek vuruşlarla açıyorum. Evet, şurada sıkıntı gördüm. Bakın bunu geçmemiz lazım. Kalemde bir sıkıntı gördük. Devam ediyoruz açılışına. Hemen gene az önce tarif ettiğim şekilde kabuk altı atacağımız için açıyoruz. Evet. Bu seviyenin düz gelip gelmediğine bakıyorum. Evet, düz gelmiş. Daha bir sıkıntımız yok.
Hemen ters çeviriyorum. Şu tomurcuğu harcamak istemiyorum. Şuradan sırtından alıyorum. Şu kenarından çok hafif bir şekilde kalyus tabakası çıkacak şekilde açıyorum. Yeşili görecek şekilde. Evet. Bundan sonra burada bu kalemi oturtturuyorum. Açacağım yere. Bıçağımın tersinden tutarak düz bir şekilde aşağıya doğru açtığım miktarca iniyorum. Diğer tarafında ise bıçağı düz tutmuyoruz. Bakın şu düz tutuşu şöyle hafiften içe eğik. İçe eğik tutarak aşı kalemini kaldırıyorum ve aşağı indiriyorum. Bunu niye yapıyorum? Bunu taktığımda buraya sıkıştırarak girecek. Bu yere sıkıştırarak gireceğinden dolayı kenarları, şu açtığımız şu kenarları, şu kenarları tam olarak tutacak arkadaşlar. Ve bunu da buraya yerleştiriyorum. Bazen elimi şu işaret parmağı arkasından tutarak tokmakla şuraya yavaşça çakarak şurayı göster. Bak bu tarafını göster. Eğer düz açmazsanız bakın burada eğrilik olur. Bakın düz açtığımız için tamamen oturmuş durumda. Ve kenarları göster şuradan. Bakın kenarlardaki açtığım yer bu kabuğunun şurasına temas etti. Öbür taraftaki burayı göster. Buraya temas etti. Ve bakın şuradaki soymadığım yerde havayla temas eden yer olarak kalmış oldu. Kesinlikle tutmuyor. Bakın kabuğun altı şu şuraya sıkıştığı için gösteremiyorum. Bunun altını da açtığım için o da buradan temas ediyor. Dolayısıyla kenarlardan bir, ortadan iki, bu taraftan üç, şu üstten dört, bir de en ucundan beş yerinden aşıyı tutma olasılığı olmuş oluyor arkadaşlar. Diğerini de aynı şekilde buradan açacağım. İstersen burada bir durdur da. Durdurmayı biliyorsun ha? Evet, aynı şekilde diğer aşı kalemimize taktık. Aşımızın anaç çok büyük olmadığı için iki açı, iki tane kalem takarak yaptık. Bu eğer biraz daha böyle büyük olsaydı, üç açı kalemi takacaktık. 120 dereceyle daha büyük olsaydı 4 tane takacaktık. Bacak kalınlığındaki olan ağaçlara dahi yapabilirsiniz. Hatta göbek kalınlığında cevizde yapabiliyorsunuz. Bantla sararken koli bandını gerdirerek arkadaşlar bakın şu sesi duyacaksınız. Gerdirerek saracaksınız. Ve şu açtığınız kabuğu tamamen ortasına yapıştığını görmeniz lazım. Ve bu bandı asla açtığınız, kestiğiniz yerin üzerine getirmeyin arkadaşlar. Getirdiyseniz onu muhakkak bıçakla hafiften kesip geri bükün. Sebebi orada su tutuyor. Su tutunca bakteri ve yosun bağlıyor. Ve aşı kalemin ölmesine vesile oluyor arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi bunu yaptık. Aslında buna hiç sarmadan tutabiliyor ama şuradaki yarılan yer olduğundan dolayı şurayı bir kat şöyle gene sarıyorum. Bu yerden hava almasın diye. Evet, onu da sardık. Selmancığım, seni çekeyim ben hadi. Boyayı da Selman Efendi'ye. Şamil, Selman nereden çıktı? Selman amca. Evet. Boyasını vuruyor. Nasıl vuruyorduk sen? Boş yer kalmayacak şekilde. Boş yer kalmayacak şekilde diyeyim. Niçin? Biliyor muydun? Yok. Hava almaması için, su içine işlememesi için. Bu yapıştırıcı falan mı? Evet. Elimizdeki, evet onu da söylememiz lazım. Elimizdeki elyaflı su tut. Gayet güzel vuruyor. Bol bol vuruyor. Geleceğin aşıcısı. Bak şu arka yüzü de unutmuyoruz şurayı. Şurayı özellikle evet. Aynen. Vurabilirsin. Onda sıkıntı olmayacaktır. Aman üstüne vurma. Üstüne vurma. Yanla. Yanla şuraya bak. Şuraya. Şuraya da. He, evet evet oraya. Boya vur canım. Al elindeki boyadan. Elyaflı su tut arkadaşlar. Aşı macunundan daha kaliteli, daha soğuk ve sıcağa karşı çatlamıyor ve kolay sürülüyor. Üst tepeleri. Evet, üst tepelerine de vuruyoruz.
Evet. Şuna da şu yaptığımız ağaç kesmeden yaptığımız aşı yöntemini. Tabii ki şunun da şu kenarlarında bir çevirirsen. Bak şuraya biraz şey koy. Bu tarafına. İçine doğru. Evet. Tek bir şey var. Bak şu yaptık ya. Şu bantın şuralarına da vuruver. Buradan belki hava alır, su alır. Şu yerinden, evet. Şöyle ben de süreyim. O tomurcuk şey değil. O gelecek yine, patlatır onu. Evet. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi enteresan bir aşı yöntemi. Bunun sonucunu bekliyorum. Fatih kardeşimizden. Evet. Ne diyeceksin yaptığından? İçin. Son kapanışı sen yap. Allah. İnşallah diyerek kapatıyoruz. Bir başka video. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.